Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü video konumuz çok fazla beklediğiniz o konu geliyor arkadaşlar. Hangi konudan kaç tane soru çıkacak ve şu çok önemli arkadaşlar. Bu konularda sınavı belirleyecek olan hangisi? Yani o eleyici sorular hangi konudan gelecek? Onlardan konuşacağız. Ama arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. O zaman geçelim mi videoya? Hadi geçelim. Arkadaşlar, çok istediğiniz hocam ne olursunuz matematik ile ilgili işte hangi konudan kaç soru çıkacak, hangi konular belirleyici olacak diye çok fazla sordunuz arkadaşlar. Bu arada dışarıdaki kuşlar çok güzel ötüyor. O yüzden pencereyi açtım. Sizler de bu sesten böyle faydalanın istedim arkadaşlar. Evet, bu süreçte bizler nasıl bunları belirleyeceğiz? Tabii ki arkadaşlar, kazanımlardan belirleyeceğiz. Yani bize ipuçlarını kazanımlar verecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar bakın, LGS için denemeleri bile ayarlarken denemeler içinde şöyle düşünüyorlar. Yani deneme hazırlıyor. Yayıncılar mesela deneme hazırlayacak. Nasıl hazırlıyor? Kazanımlara göre bakıyorlar. Hangi kazanım daha çok ise ona göre soru sayısını daha fazla koyuyorlar. Biz de ne yapacağız? Bakacağız. Milletin Bakanlığı'nın o yayınladığı LGS 2020 kazanımlarına bakacağız. Ve diyeceğiz ki işte çarpanlar katlardan şu şekilde, üstü ifadelerden işte karekökli ifadelerden bu şekilde gelir diyeceğiz ve sizleri bu şekilde bilgilendireceğiz. Anlaştık mı? O zaman geçelim mi bilgilenmeye? Hadi geçelim bilgilenmeye. Arkadaşlar, ben kalemimi ve tabletimi aldım. Buradan sizlerle çalışmalar yapacağız. Yani sen de not almak istersen kalemini al, bir kağıt parçası al. Senin için çok faydalı olacaktır kesinlikle. O zaman hemen başlayalım değil mi? Bir bakalım Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2020 için hangi kazanımları sunmuş. Mesela hemen matematiğin kısmına baktık. İşte çarpanlar ve katlar, işte üslü ifadeler, bir onları analiz edelim değil mi? Şimdi ben şuradan bir kalemimi aldım. Süper. Şimdi bakın, çarpanlar ve katlarda kaç tane kazanım var? Bir onları belirleyelim. Önceliğimiz kazanımları belirlemek olsun arkadaşlar. Ondan sonra da son olarak da kaç taneden, hangi konudan kaç tane gelecek, belirleyici konu hangisi olacak, onlardan bahsedeceğiz ve bitireceğiz bu şekilde. Evet, bakın, çarpanlar ve katlarda 1, 2, 3 tane kazanımımız var. Güzel. Yani çok fazla değil, çok da az değil. Orta civarda bir şey, çok güzel. Üstü ifadelere bakalım. Şöyle hemen aşağıya kaydıracağım. Üslü ifadeler. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Evet. O zaman diyebilir miyiz? Bizler çarpanlar ve katlar mı daha önemli? Üslü ifadeler mi daha önemli? Tabii ki üslü ifadeler daha önemli deriz. Ama şöyle üslü ifadelerle ilgili aynen 5 tane kazanımımız var arkadaşlar. Güzel bence kazanım sayısı. Ve buna göre bizler de diyeceğiz ki şundan bu şekilde soru çıkacak diye yapacağız. Kareköklü ifadelere bakalım. Burada bir tane var. Hemen böyle sağa kaydırdım. Burada bir tane daha var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aman Allah'ım, 8. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bu sınavı belirleyecek olan konu kareköklü ifadeler konusu. Kesinlikle deriz arkadaşlar. Bunu ben size %100 diyorum. Bu sınavı belirleyecek konu karekökli ifadelerdir. Neden biliyor musunuz? 8 tane kazanım var. Adam mecbur bu kazanımlara uygun, yani soruları ona göre dağıtacak ki adaletli olsun. Adam diyecek ki ya bu çocuk karekökli ifadelerle ilgili çok fazla çalışmış. Burada kazanımlarını biz görüyoruz. Okulda öğretmenler de çok fazla anlatmış. Ona göre o zaman biz de fazla soru soralım diyecekler. O zaman bakalım. Veri analizinde arkadaşlar tak tak 2 tane var. 2 kazanımız var. Güzel. Veri analizinden zaten çok 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 böyle muazzam bir şey beklemiyoruz. Zaten çok da kolay. Herkes yapabiliyor. Hiç sıkıntı yok. Basit olayların olması. Yani olasılık. Kaç tane konumuz var? Kazanımız var. 1, 2, pardon şuradan 1, 2, 3, başka var mı? Var tabii ki. 4, 5. Yani tam 5 tane kazanım var arkadaşlar. Olasılıkla demek ki o zaman bizim için önemli. Değil mi? Üstü ifadelerden 5 tane varsa o zaman şeylerden de, evet, üstü ifadelerden 5 tane var değil mi? Evet, 5 tane varsa olasılıktan da 5 tane olduğuna göre o zaman aynı ayarda diyebiliriz bu konular. Anlaştık mı? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hemen şöyle kaydırdım. Evet. Korkulu rüyanız. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Tabii korkuyorsunuz ama arkadaşlar bence biraz böyle şey, önyargılı davranıyorsunuz. Ya özdeşlikler çok zevkli konu. İşte hep aynı zaten. Bakın hep aynı. Sadece biraz böyle sorularda mantık
ve yorum yapmanız lazım. Onu istiyorlar sizden. O da zaten sizde var arkadaşlar. Mantık dediğinizde var zaten. Yani yorumu da artık güçlendirmeniz için maalesef bol kitap okumanız lazım. Bu süreçte hala kitap okumaya başlamamış olanlar varsa başlayın arkadaşlar. Lütfen kitap okuyalım. Şimdi cebirsel ifadeler ve özdeşlikleri hemen analiz edelim. Kaç tane var? 1 burada var, 2 var, 3 var, 4 var. 4 tane de cebirsel ifadeler ve özdeşliklerden arkadaşlar kazanımız var. O zaman şöyle güzel bir şekilde, temiz bir şekilde yazalım. Şimdi ben en son olarak ben bu konuları şeylerini öğrendim. Kazanımlarını öğrendim. Kazanımlarını öğrendiğime göre ben bunlardan kaç tane soru çıkabilir tahmin edebilirim. Şimdi hemen soruları yani şöyle derslerimi şöyle bir yazayım ama şöyle küçük bir puntom olsun ki çok böyle bozuk olmasın. Tamam. Şimdi çarpanlar ve katları yazalım arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar. Süper. Ondan sonra üslü ifadeleri yazalım. Üslü ifadeler. Ondan sonra ne var? Tabii ki karekökli ifadeler. Ama ben buna yıldız koyuyorum arkadaşlar kesinlikle. Şöyle denden koyayım. Tabii ki buna bir yıldız çakalım. Karekökli ifadeler. Ondan sonra ne var? Veri analizi var. Veri analizi. Ondan sonra olasılık var. Ondan sonra cebirsel ifadeler var. İfadeler var. Şimdi ben diyorum ki, şimdi 20 tane sorumuz var arkadaşlar, değil mi? 20 tane soru var. Şimdi biz bunları ona göre ayarlayacağız. Şunun böyle puntosunu çok beş yapmış. Bu ne böyle? Evet. Şimdi benim kendi düşüncem, analizlerimizi de yaptık. Siz de kendinizi bu şekilde düşünebilirsiniz. Çarpanlar ve katlardan en fazla 2 tane soru bekliyorum. Üslü ifadelerden 4 tane soru bekliyorum. Karekökli ifadelerden 6 tane soru bekliyorum arkadaşlar. Ondan sonra veri analizinden 2 tane bekliyorum. Olasılıktan 3 ve cebirsel ifadelerden 3 tane bekliyorum. Yani şöyle, üslü ifadeler 4 olacak, 10 oldu. 6, 10 oldu. Tamam. Süper. Benim kendi düşüncem bu arkadaşlar. Yani dediğim gibi karekökülü ifadeler bu sınavı belirleyecektir. Yani eleyici sorular karekökli ifadelerden gelir diye düşünüyorum. Ama şöyle, ya hocam işte benim karekökli ifadem mükemmel diyenler olabilir. Bak, karekökli ifadeleri çok iyidir. O konudan hiç soru kaçırmıyor olanlar olabilir. Ama mesela cebirsel ifadelerde biraz sıkıntı olabilir. Ondan kaçırabilir. Yani o onun için eleyici olabilir ama genel olarak, ortalama olarak arkadaşlar, karekökli ifadelerden sizi zorlayacaklar. Karekökli ifadelerden size 2 tane, 3 tane, 2 tane belirleyici soru olacaktır. 2 tane karekökli ifadelerden olur. 1-2 tane, 1 tane de üslü ifadelerden olur. 1 tane olasılık ve 1 tane de cebirsel ifadelerden olur. Yani toplamda 3 ya 4 tane veya 4 tane falan 4-5 tane belirleyici sorular olacaktır kesinlikle. Belirleyici dediğim biraz böyle karışık sorabilirler. Zor düşünmeyin arkadaşlar. Kafanızı karıştırmaya çalışacaklardır. Siz onlara kanmayacaksınız zaten. Bu süreçte gerçekten çok iyi çalışıyorsunuz. Kendinizi hiçbir şekilde şey düşünmeyin, ya işte ya yapamazsak sıkıntı olur, ya ben karekökli ifadelerden nefret ediyorum Allah deme, kesinlikle deme. Ne yapacağız? Tabii ki bizler de ona göre çalışacağız. Ya sen karekökli ifadelere biraz daha böyle yoğunlaşabilirsin aslında. İşte gördüğümüz gibi bakın, tam 8 tane kazanımı var. 8 tane kazanımı olan bir derse boşlanmamak lazım arkadaşlar. Ona daha yoğun çalışmamız lazım. Senin yapman gereken şunlar. Üstü ifadelere, karekökli ifadelere, olasılığa ve cebirsel ifadelere eğer 15 net falan düşünüyorsan, hedefin o şekildeyse, bunlara çok iyi çalışırsan, bunların hepsinden soru kaçırmazsan güzel olacaktır. Bakın, en kolay soru nereden gelecek diye söylerseniz olasılıktan gelecektir. En kolay soru kesinlikle olasılıktan gelecektir. Ondan sonra bir tane kesinlikle veri analizinden gelecektir. Üslü ifadelerden bir tane kesinlikle çok kolay gelecektir. Cebirselden çok 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 kolay beklemiyorum arkadaşlar. Orta düzeyde olacaktır. Tabii ki karekökli ifadelerden de bir tane veya bir tane gelir arkadaşlar. Çok kolay gelir. Yani şu 6 tane sorudan 2 tanesi zor olacaktır. Ya eleyici olacaktır. 2 tanesi orta. 1 veya 2 tanesi de işte ya bir tanesi kolay, 3 tanesi orta derece olacak diye düşünüyorum. Bu şekilde kendi düşüncem bu tabii ki. Yani sınavda zaten 20 Haziran'da göreceğiz neler bizi bekliyor. Evet, umarım, inşallah, dua ediyoruz sizler arkadaşlar.
O istediğiniz liselere giderseniz o istediğiniz liseleri okursunuz, rahat rahat okursunuz. Hiçbir sıkıntı çıkmaz inşallah. Bir sorun olmaz. Giderseniz sınava tek takır takır hepsini yaparsınız. Ve bu şekilde eğer analizlerimizi öteki dersler içinde yapmamızı isterseniz, hocam işte fen bilimleri, Türkçe bunun içinde yapabilirsiniz derseniz ben sizin için yaparım arkadaşlar. Bunun için de yorum kısmına yazın istiyorum. Hocam işte Türkçe olsun, işte fen bilimleri olsun, hangisi daha çok beğeni gelirse onu hemen çekeceğim. Onunla ilgili analizleri ben sizlere söyleyeceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde diyeceğim. Sizler de ona göre önlemlerinizi alacaksınız. Evet, son olarak şunu diyorum. Karekökli ifadeler senin için çok önemli olsun. Eğer genel bir konu tekrarı yapacaksan karekökli ifadeleri kesinlikle biraz daha yoğun çalış. Ondan sonra kaçırmamaya çalışacaksın. Çünkü ondan belli çok soru gelecek ve seni birazcık zorlayabilir. Hadi bakalım arkadaşlar. Çalışmalara devam edeceksiniz. Son ana kadar devam, 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 devam. O liseler kazanılacak. O liseler kazanıldığında da ben sizden şunu istiyorum. Hocam o liseleri kazandık. Ben sizlerden bunları duymak istiyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.